Mersin Büyükşehir Belediyesi 10 ili etkileyen depremin ardından Mersin'de yaşanan göçle birlikte depremzedelerin her koşulda yanında oldu. Kentte oluşturduğu geçici barınma alanlarında depremzedeleri en iyi koşullarda misafir etmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, Davultepe Erkek Öğrenci Yurdu'nu da depremzedelerin konaklayabilecekleri şekilde düzenledi. Mersin Büyükşehir, daha önce yurt olarak kullanılan bir bina olan Davultepe Erkek Öğrenci Yurdu'nu yaşanan depremin ardından geçici barınma alanına dönüştürdü. Toplam 142 tane odası bulunan yurtta her odanın içerisinde bireysel tuvalet ve duşlar yer alıyor. Yaklaşık 750 kişilik kapasitesi bulunan yurtta şu anda 518 depremzede konaklama imkanı buluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı ve Davultepe'deki geçici barınma alanının koordinatörü Dr. Kemal Zorlu da geçici barınma alanının genel yapısı hakkında bilgiler verdi. Burası daha önce yurt olarak kullanılan bir bina. Toplamda 142 tane bağımsız odamız var ve her odamızın içerisinde tuvalet, bireysel olarak tuvalet ve duş imkanı bulunuyor. Sıcak su imkanımız var. Toplam kapasitesi yaklaşık olarak 750 civarında. Şu anda güncel sayımız 518 civarında biz misafirimizi burada ağırlıyoruz. Bu misafirlerimiz içerisinde özellikle hasta, hamile, loğusa döneminde olan ya da özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylerimizi burada barındırıyoruz. Tabii barınma alanının içerisinde yemek ve çay hizmeti verdiğimiz bir yemekhanemiz, çamaşır yıkanması için geniş kapasiteli bir çamaşırhanemiz, sağlık hizmetlerini verdiğimiz bir revir odamız, psikolojik destek sağladığımız bir terapi odamız, çocuklarımız için bir oyun alanımız, yine çocuklarımız için bir drama atölyesi, yoga ve masal anlatımlarının gerçekleştirildiği bir alanımız. Dış mekanda çocuklar için bir çocuk parkımız, voleybol ve basketbol oynayabilecekleri bir spor sahamız bulunmakta. Bunların dışında yine bu yurt binasının çatı kısmında 3 tane büyük salonumuz var. Bunlardan bir tanesi burada kalan yaklaşık olarak 200'e yakın çocuğumuzun eğitim imkanlarının sağlandığı, çalışma ortamının sağlandığı bir çalışma salonumuz. Yine burada kalan misafirlerimizin televizyon izlemesi için büyük bir televizyon izleme salonumuz ve bir iki gün içerisinde devreye alınacak olan üniversite eğitimlerine devam etmek için üniversite öğrencilerimizin eğitim görebilecekleri bir online eğitim salonumuz var. Barınma alanını biz deprem gerçekleştikten sonra kentimizin üzerinde ciddi bir nüfus baskısı oluştu. Depremden etkilenen illerde zarar gören vatandaşlarımız öncelikli olarak Mersin'e geldiler. Ve Mersin'e geldiklerinde de burada kalabilecekleri yerlere ihtiyaç vardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hızlı bir şekilde gelen misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz alanlar oluşturduk.